Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bakareti, Bakara Suresi sayfa 16. Meal dersimize devam ediyoruz. Ma her neyi nensah nes edersek, yani hükmünü kaldırırsak, min ayetin ayetten. Veyahut nunsi ha, nunsi biz unutturursak ha o ayeti. Ayetten her neyi unutturur veya hükmünü değiştirirsek, Ne'ti biz getiririz bi hayrin daha hayırlısını minha o ayetten. Ha müennes zamiri, ha müennes zamir çünkü ayet kelimesi müennes. Veyahut misli ha o ayetin benzerini getiririz. Lem ta'lem ente. Sen bilmez misin ennallâhe şüphesiz ki Allah-u Teala alâ külli şeyin kadir her şeye hakkıyla güç yetirendir. Enne ismini nas haberini raf eden edat, Allah onun ismi olmakta, kadir kelimesi de onun haberi olmaktadır. Ellem ta'lem, sen bilmez misin, enne Allah'e, şüphesiz ki Allah-u Teala, lehu sadece ona aittir. Mulkü semavati vel arz, yerin ve göklerin mülkü sadece Allah-u Teala'ya aittir. Lehu burada haber olmakta, mulk kelimesi müpteda, muahhar müpteda olmaktadır. Ve maleküm sizin için yoktur min dunillahi Allah'tan başka ne yoktur? Min veliyin bir veli yoktur. Ve la nasir bir yardımcı da yoktur. Buradaki veli ve nasir her iki kelime de birinci baptan sıfatı müşebbehe olmaktadır. Em yoksa turidune istiyor musunuz? Arzu mu ediyorsunuz? En teselu soru sormak. Teselu seele yesel üçüncü baptan. Resulüküm Resulünüze yani Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme soru mu sormak istiyorsunuz yoksa? Ne gibi? Kema su ile sorulduğu gibi Musa aleyhisselama min kablu bundan önce. Kabil kelimesinin evvelinde min harfi cer var. Buna rağmen lambda ötreyi görmekteyiz. Niye? Çünkü kabl zarfı izafetten kesilmiştir. Bu yüzden zamme üzere mebni olmuştur. Lafzen mecrur olamaz bu durumda. Bu ne demektir? Min gabli Muhammed. Yani Muhammed'den önce Musa aleyhisselama sorulduğu gibi demektir. Ve men her kim yetebeddel değiştirirse, el küfra küfre değiştirirse neyi? Bil imani imanını. Yani imanı bırakıp da kim küfre, kafirliğe yönelirse ise bu durumda gad muhakkak ki valle sapmış olur seva essebil doğru yoldan. Valle birinci baptan değil gerçi ikinci baptandır. Valle fiili, muzaf fiili. Ve de istedi dördüncü baptan muzaf mazi fiil, muzaaf fiil. Ve de istedi kesirun birçoğu min ehlil kitab ehli kitaptan birçoğu yani ehli kitaba mensup olan insanların çoğunluğu istedi. Lev şayet yeruddune dönmenizi yani dönmenizi istedi küm sizin dönmenizi min ba'di imanikum imanınızdan sonra dönmenizi ne küfara kafirliğe inkarcılığa dönmenizi istedi ve ister üstelik. Niye isterler? Haseden min inde enfusihim, kendi nefislerinde bulunan hasetten, kıskançlıktan ötürü bunu isterler. Ondan neden sonra? Min ba'di ma, o şeyden sonra ki tebeyyene, beyan oldu. Yani açıkça anladılar, lehum, onlar, el hakku, hakkı. Hak kendilerine beyan olduktan sonra, hakkı fark ettikten sonra, işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizin de kafir olmanızı isterler. Sa'fu vesfahu, affedin, bağışlayın siz. Hatta ta ki ye'tiye Allahu bi emri. Allah Teala'nın emri gelinceye dek siz onları affedin, bağışlayın. İnna Allahe şüphesiz ki Allah Teala ala külli şeyin her şey üzerine gadirun ziyade güç yetiricidir. Ufu birinci bab, vesfahu üçüncü baptan her ikisi de emri hazırdır. Ve eqimu sizler kılın es-salate namazı ve atu ve verin ez-zekate zekatı verin. Ve ma her ne tugaddimu gönderirseniz önden gönderirseniz li enfusikum
Kendiniz için her ne gönderirseniz min hayrin hayır namına. Her ne gönderirseniz tecidu siz bulursunuz hu onu. Hayır namına gönderdiğiniz şeyi bulursunuz. Görürsünüz. Nerede? İndallahi Allah Teala'nın katında. İnallaha şüphesiz ki Allah Teala bima ta'meluna basir. Yaptığınız şeylerden hakkıyla haberdardır. Haberdardır. Yani basır kelimesi görür manasına gelmektedir. Yaptığınız her şeyi, her ne yapıyorsanız onu görmektedir. Ve galu dediler ki kimler? Tabii ki Yahudiler ve Hristiyanlar, ehli kitap dedi. Len yedhule asla giremeyeceksiniz. El cennete, cennete asla giremeyeceksiniz. İlla ancak cennete girer. Men o kimse ki kânedir Huden yani Yahudidir ev veya Nasara Hristiyandır. Cennete Hristiyan ve Yahudilerin dışında asla hiçbiriniz giremeyeceksiniz dediler. Nasara kelimesi Nasra'nın cimisidir. Yani Nasara cimi bir kelimedir. Hristiyanlar manasına gelmekte. Huden kelimesi de Haidi kelimesinin cemisi olmakta. Cemi mükesserdir. Buna göre Huden kelimesi de cemidir. Tilke bu, yani bu iddiaları var ya, emaniyyum, onların kuruntularıdır sadece. Gerçek değildir. Bul sen de ki, hatu getirin, burhaneküm delilinizi, ispatı getirin. Sadece Hristiyanlar ve Yahudiler girer diyorsunuz, ispat getirin. İn kuntum sadıkîn, eğer doğru söylüyorsanız. Tabi bu ayet farklı bir yönden de bakılabilir. Allah Teala burada bir iddia olduğu zaman kulhatu burhanekum delil getirin demektedir. Öyle buyurmaktadır. Bu da dinimizin delile verdiği önemin göstergelerinden bir tanesidir. Yani delil önemlidir dinimize. Bele hayır yani bilakis aksine yani sadece Hristiyanlar ve Yahudiler girer sözünün zıttına men her kim esleme döndürürse vechehu yüzünü lillahi Allah Teala'ya. Her kim Allah Teala yüzünü döndürürse, yani her kim Allah'a teslim olursa. Ne olarak? Çünkü buradaki vav haliye ve ve muhsinun muhsin olarak Allah Teala yüzünü döndürürse. Çünkü Hristiyanlara sorsak, Yahudilere sorsak onlar da Allah'a inanıyoruz diyorlar ama bir fark olması lazım. Muhsin olarak. Yani hakkıyla kulluk edecek şekilde kim dönerse. Felehu ecruhu. Onun ecri inde Rabbi, Rabbinin katındadır. Yani doğru yoldadır ki Rabbi katında bir mükafat onu beklemektedir. Ve la hafun bir korku yoktur aleyhim. Yani hiçbir korku yoktur aleyhim onlar üzerine. Ve lahum ve onlar değildir. Yahzenun üzülecek de değillerdir. Buradaki havf kelimesi müpteda olmakta. Aleyhim ala harfi cer. Bu da mutaalliktir. Nereye? Kainun mahzuf haberine mutaalliktir. Yani haber burada kain olmaktadır. Ve lahum hum yine burada müpteda olmakta. Yahzenun fiil cümlesi olarak haberdir. Yahzenune vav fail burada. Fiil fail cümle olarak.